HDI Sigorta sunar. Bunları sizden rica ediyorum. Daha böyle şey gidelim, hızlı gidelim. Ultraslan'a da bugün burada ikinci gün yayınımızda konuşmak istiyorum. İlk sorum şu, Fatih Terim'le bir ego savaşınız olabilir mi? Fatih Terim'in çok yüksek egosu olduğu yolunda da hep böyle söylemler vardır. Başarılı herkesin egosu olur. Burada karar verirken önemli olan Galatasaray'ın doğrularına karar verdikten sonra egoların zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Onun için prensiplerde anlaşmak ve yapılacak işte anlaşmak önemli. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir yıldız oyuncu transferi gündemde. Bu konuda son kararı teknik heyet mi verir, yönetim kurulu mu verir? Beraber verirler. Yani her teknik direktör en iyi oyuncuyla çalışmak ister. Onun bir maliyeti vardır. O maliyette Galatasaray'ın stratejisi doğrultusunda kulüp bütçesi kaldırmıyorsa, kulübün finansal durumu kaldırmıyorsa, kulübün finansal durumunun kaldırdığı, ödeyebileceği, alabileceği uygun şartlarda en doğru oyuncuyu hoca ile beraber anlaşılarak alınır. Geçmişte dönemsel yapan, işe faydası olmayan yıldız transferlerin kulübe ne kadar mali açıdan zarar verdiğini hepimiz gördük. Galatasaray'ın bana göre başarılı bir scout ekibi var. Ama 10 yıldır görevde, ama 10 yılda da çok sık başkanlar, yönetimler değiştiği için onlar da bir istikrarı yakalayamadı. Son dönemde başarılı çalışma yaptı. Scout ekibiyle ilgili ne gibi hazırlıklarınız var? Scout ekibinden ne beklediğimizi çok iyi biliyoruz. Uluslararası, dediğim gibi sevgili Işıtan da bu konuda çok tecrübeli. Diğer Avrupa kulüpleriyle de iyi yapan bu işi kulüplerle de görüştük. Onların sistemlerini inceledik. Galatasaray'da herhangi bir görev yapan profesyonelle ilgili şu aşamada herhangi bir açıklama yapmak doğru olmaz. Çünkü geldiğimiz gün eğer görev bize verilirse, geldiğimiz gün kendilerinin yetkinliklerini, yaptığı işleri görüp eksikleri varsa ona göre karar verip doğru yapıyorlarsa da belki gereken desteği görmedilerse o desteği verip daha başarılı olmalarını sağlayacağız. Onun için bu konuda biz ne yapılması gerektiğini, kulüp olarak ne yapmamız gerektiğini, kulübün o departmanlardan ve o kişilerden ne alması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede değerlendireceğiz olayı. Kişiler değil, kulübün sistemleri, kişiler değil, kulübün ihtiyaçları. Şimdi Galatasaray altyapısında işte 10 yılda bir ya da 7-8 yılda bir belki tesadüf futbolcu çıkıyor. İşte Ozan Kabak, Mustafa Kapı mesela Fransa'ya gitti. Böyle çok ender oyuncu çıkıyor. Ya da işte 10-15 sene önce Arda Turan falan gibi. Yani böyle bir akıcı bir oyuncu üretimi olmadı. Işıtan Gün'ün de projeleriyle bir Hollanda modeli benimsenebilir mi? Altyapıda. Hem data anlamında hem de sevgili Işıtan Gün'ün ilişkileriyle hem Hollanda'da bu işi en iyi yapan hem de Belçika'da bu işi en iyi yapan en çok genç oyuncu yetiştirmiş kulüplerle birebir görüştük. Hı hı. Bu modellerin Galatasaray'a alıp bir modeli aynı şekilde koyamazsınız. Bu modellerin biraz bize uyarlamak gerekiyor. Yani Galatasaray'a en uygun nasıl yapabiliriz diye planlayarak bunun uygulaması için tabii geldiğimiz zaman da teknik ekiple de konuşarak bunu uygulayacak hazırlıklarımız ve bilgi birikimimiz hazır. Galatasaray'da yıllardır Faruk Süren döneminden beri bir kurumsallık konuşulur ama bir türlü tam oturmaz. Kurumsallık anlayışınız nedir? Nereye varacaksınız? Kurumsallık aslında belli bir disiplin kurma, insanların görev tanımlarını belirleme, başarılarını ölçebilme ve bir kurumsal disiplin çerçevesinde yetki onayların belli olduğu bir sistemdir. Maalesef bu terimin geçmişte birçok kişi tarafından içi boşaltıldı. Kurumsallıkla alakası olmayan konulara kurumsallık dediler. Kurumsallık uygulamalarında bir takım hatalar yapıldı diyeyim. Ünal Başkan döneminde çok güzel bir çalışma yapılmış kurumsallıkla ilgili. O da bizim elimizde var. Kendisiyle de konuştum. Onun uygulanması aşamasında bir takım vakit yetmemiş, sıkıntılar olmuş. Benim kurumsallıkla ilgili görüşüm şu, kurumsal hayatta yaşamamış, kurumsallığı yaşamamış, gereklerini bilmeyen kimse kurumsallığı Galatasaray'da getiremez. Bugün ben dahil, benim ekibim tamamen uluslararası kurumsal şirketlere çalışmış, kurumsallığın getirdiği artıları bilen, bunu hayatında yaşamış insanlar. Dolayısıyla bunu biz en rahat uygulayacak ekip biziz. İkincisi, kurumsallık belli bir disiplinde insanların kişisel hatalarını minimuma indirme, hata mekanizmında doğru alanda müdahale etme şeyi verir. Bunun için de doğru sistemleri kurmak gerekir. Bunları da gelir gelmez kısa sürede kendimiz de bu işi yaşadığımız ve uyguladığımız için hızlı kurabileceğimizi biliyoruz. Bu da tabii kurumsalın en önemli tarafı şeffaflıktır. Üyelerimizin, taraftarlarımızın Galatasaray'da alınan kararlarla ilgili o şeffaflık kelimesinin içi de maalesef boşaltıldı. Şeffafız değil, geçmişte paylaşılan bilgileri bile alamaz bir durumdayız. Dolayısıyla şeffaflığın terimin de altını boşaltmadan gerçek bir şeffaflıkla, üyelerimizle, taraftarlarımızla Galatasaray'da olan biteni şeffaf bir şekilde paylaşacağımız bir kurumsallık modeli olacak. Kulübün şu anki Mustafa Cengiz yönetimindeki sponsorluk gelirlerinin toplamını biliyor musunuz? Burak Elmas yönetiminde bu sponsorluk gelirleri yüzde kaç oranında ya da kaç milyon TL ya da kaç milyon dolar artabilir? Bizim amacımız mevcut sponsorluk gelirini iki katına çıkarmak. İki katına çıkarmak. Yani göreve gelip üçüncü senenin sonunda sponsorluk gelirimiz iki katına çıkmış olması. Bu rakamları çok iyi biliyoruz. Bu rakamlar zaten bizim finansallarımızda var. Doğru sponsorluk paketleriyle ve ilişkileriyle bunu iki katına, hatta iki katından daha fazla çıkarmayı hedefliyoruz. Zaten Galatasaray'ın da buradan çıkmasının önemli faktörlerinden bir tanesi de bu olacak. Ali Sami Yen, Türk Telekom olarak sponsor adıyla şimdi onu stadın içi dışıyla ilgili biraz yenilenmesi gerektiği yolunda bir girişiminiz ya da projeniz var mı? Stadın dışarıdan görüntüsü mesela bana çok iyi gelmiyor. Tesis bu konuda bunun birçok yönü var. Yani mimari izinlerin alınması var. Gerekli belediye izinlerinin alınması var. Karayollarının izin alınması var. Bütün bu teknik detayları çalıştık. Tesis yönetimine çok ciddiyet veriyoruz. Tesis sadece yapmak değil, işletmek ve yönetmek de çok önemli. Bu tesis yönetimiyle ilgili bir ekibimiz var, çalışma grubumuz var. Onlar bütün bu tesislerimizin uygun şekilde yönetilmesi, daha çok çalışması, yani haftanın sadece bir gün değil, daha sık çalışması ve bakımlarının da uygun şekilde yapılması. Yani bu çimden koltuklara, skorboarda, arka ofislere kadar bütün bakımlarının, ışıklandırmaya kadar bütün bakımlarının doğru şekilde yapılanması, planlanması için doğru bir tesis yönetimi ekibi kurduk. Onlar da bu konuda çalışıyorlar. Kulübün üyelik sistemiyle ilgili görüşünüz nedir? Hani birazcık daha dışarıdan üye alımı konusunda, bu üye sayısının artırımı konusunda hep böyle istekler, talepler olur ama tüzükte bu bir türlü değişmez. Bu konuda bir çalışmanız olabilir mi? Burada benim kırmızı çizgim şu. Galatasaray kuruluş ideallerine inanan, değerlerini yaşayan ve yaşatacak, Galatasaray'da katkı verecek kişilerin üye olması lazım. Burada üyelerin seçilme kriterinin bu olması lazım. Üyelik de bir yönetimin karar vereceği bir konu değildir. Üyelik Galatasaray üyelerinin, genel kurulun karar vereceği bir konudur. Bu tür tüzük değişiklikleri aslında genel kurulu tavsiye olarak getirilir. Bu tavsiye oluşturmadan önce üyelerin genel arzu ve isteği dinlenir. Üyelerin istediği tavsiyeler getirilir. Yönetim kurulu burada, seçilmiş yönetim kurulu aracıdır. Seçimi ve değişiklik arzusunu oluşturacak olan üyelerin ortak arzusudur. Geldiğimiz zaman bizim dijitalleşmenin bir adımda üyelerimizle sürekli iletişime geçip onlara bazı konularda hem gerekirse oylama ve görüşlerini alma platformu yaratacağız. Artık dijitalleşmenin geldiği bu günlerde bu çok kolay. Yani bunu yaparak üyelerimizin ne arzu ettiğini daha iyi anlayıp bunları tartıştırıp bu tür konuları onların arzu ve isteklerine göre genel kurulumuza tavsiye olarak getireceğiz. Şimdi pandemi dönemi yaklaşık 1,5 yıldır taraftarlar maçlara giremiyorlar. Galatasaray taraftarının kulübe olan aidiyetini artırmak için kafanızda neler var? Çok önemli. Bir size bahsetmiştim. Aslan Kart projemiz aidiyet programı. Basit bir aidiyet programı değil. Taraftarlarımızla sürekli iletişim kurabileceğimiz, taraftarlarımızın Galatasaray'ı daha fazla yaşayabileceği, Galatasaray'ın bazı şu anda görmedikleri bölgelerini, özel basın toplantılarını görebildikleri, bizim daha geçen sene lansmanı yapınca aplikasyonumuzun da içinde olacağı, Galatasaray'ın her konusundan daha fazla bilgi sahibi olacakları ve özel alanlarının olacağı, yani özel launchlarının olacağı, burada Galatasaray'la bir araya gelecekleri çok geniş ve uzun süre yaşayacak bir aidiyet programı hemen lanse edeceğiz. Bu da Galatasaraylıların sanırım Galatasaray'ı daha fazla yaşama, daha fazla hissetme ve aidiyet hissetme sıkıntılarını ortadan kaldıracak çok detaylı bir program çalışıyoruz. Bunda hazır dediğim gibi gelir gelmez ilk haftadan itibaren bunu uygulayacak altyapıyı da oluşturduk. Galatasaray'ın çok önemli bir taraftar grubu var. Ultraslan taraftar grubu. Sosyal medyada da etkin. Ama geçtiğimiz günlerde bu taraftar grubunun liderlerinden birisi Fatih Terim'e yönelik böyle dikte edici açıklamalarda bulundu. Daha önce de hatta Fatih Terim'in göreve getirilmesine de etkilerinin olduğunu söyledi. Bu taraftar grubuyla ilişki nasıl olacak ve bu açıklamalar doğru mu sizce? Şimdi herkes istediği açıklama yapabilir ama maalesef Galatasaray'da son dönemde roller biraz görevler karıştı. Galatasaray'ı burada yönetimlerin de sorunu, problemi var. Hatası var. Galatasaray'da Galatasaray'ı yönetmekle görevlendirilen ve Galatasaray'da kararı almak için görevlendirilen genel kuruldan yönetim kurulu ve başkan ve yönetim kuruludur. Bütün kararlar dinlerler ama onların yetkisinde. Onun dışında başka Galatasaray'ın en üst organı üyelerin oluşturduğu genel kuruldur. Sonra yönetim kurulu yetkiyle Galatasaray'ı yönetir. Onun dışında Galatasaray'ı yönetmeye talip olacak kimse olmaz. Olamaz. Herkesin rolü ve görevi var. Herkesin arzusu, isteği, farklı görüşü olabilir. Fakat Galatasaray'da bunun dile getirmenin bir üslubu ve tavrı vardır. Maalesef bunun dışına çıkıldığını görüyoruz. Teknik direktör tayin etme, görev değişikliği yapma yönetim kurulunun yetkisindedir. Yönetim kurulu, genel kurulcu onlara verilmiştir bu yetki. Başka kimse bu görevi üstlenemez. Tabii burada şuna da dikkat etmek lazım. Ultraslan içerisinde gerçekten genç, çok emek vermiş, o pankartları hazırlayan, sabah akşam çalışan, üniversitelerde, liselerde, maçlara giden, hakikaten zamanlarının çoğu bölümünü Galatasaray'ın çok değerli arkadaşlarımız var. Çok değerli. Bunların birçoğunu ben de tribünden geliyorum. Bunları birçoğunu da neler yaptığını biliyorum. Biz de pankart astık. Onun ne olduğunu, sonrası toplamanın ne olduğunu, yağmurda, çamurda asmanın, toplamanın, o koreografileri hazırlamanın ne demek olduğunu, nasıl gönülden bir aidiyet gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Bu kişilerle liderlerin yaptığı davranışsal hataları bir potaya koymadan hassasiyetle değerlendirmek lazım. Hı hı. Bu kişiler Galatasaray'a çok önemli katkıda bulunan insanlar. Burada ben rollerin net olarak belli olduktan sonra yönetimlerin kendi rollerini oynayıp boşluk bırakmadığı zaman, yönetimlerin genel kuruldan aldığı yetkiyi doğru şekilde kimseden gelen tavsiyeye göre değil, genel kurulun en üst organ olduğunu bilerek hareket etmesinin bu sorunu çözeceğini düşünüyorum. Galatasaray'a roller bellidir, değişmeyecek. Çok teşekkür ediyorum Sayın Burak Elmas. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Umarım Galatasaray'a hayırlısı olur. Galatasaray için hayırlısı olsun. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa benim sormakta belki ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizler hakikaten Galatasaray'ın en zor döneminde, ben ve arkadaşlarım, Galatasaray'ın en zor döneminde Galatasaray'ı sahipsiz bırakmamak ve doğruları yapıp Galatasaray'ı tekrar hak ettiği yerlere taşımak için aday olduk. Burada her şey samimi ve Galatasaraylı vicdanımızın rahat olacağı şekilde yapmaya özen gösteriyoruz ve şeffaf yapıyoruz. Lütfen dedikodulara, kasıtlı yayılan yalanlara inanmasınlar. Biz zaten her soruyu şeffaf bir şekilde cevaplıyoruz. Umarım seçim süreci de güzel geçer. Üyelerimizin burada oy kullanmaları çok önemli. Çok Galatasaray tarihinin, belki de Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek en önemli seçimi olacak. Galatasaraylı üyelerimizin kime oy verecek derse versinler, muhakkak iradesinin bu seçimlere yansıması lazım. Hem divan kurulu seçim organize edecek, sağlık açısından katılımı çok olması gerekiyor. Hem de üyelerimizin de ilgi göstererek, bu seçimin önemini bilerek oy kullanmaları, seçime gelmeleri çok önemli. Galatasaray'ın artık kaybedecek bir haftası bile yok. Çok teşekkür ederim. Başarılar. Ben teşekkür ederim. HDI Sigorta sundu.